kadar islenir, siyahlaşır. Ondan sonra da bembeyaz haline. Hasan abi. O yanan tandır. Bu da şu anda vuracağımız. Hazırladım sana. Bak o ilk közü o. Şimdi onun üstünü tekrar kapatacağız. Vurduktan sonra tekrar... Tekrar bir aldı bizim eziyet. Şunu da doğru. Közü basak şöyle otur Hasan. Şunu otur değil mi? Hatta onu çelik otatacak mı değil mi? Şimdi hepsini ne yapalım? Öbür tanemleri de böyle şey yapalım. Hasan'a hazırlar. Hasan'a bir gün. Ali, hangi bunu yapacağız? Hadi oğlum hayırlı işler. Teşekkür ederim. Dikkatli git. Kolay gelsin size. Sabah kalkıyorum, okula gidiyorum. Ondan sonra öğlen babamla haberleşip börekleri alıyoruz. Ondan sonra işte babamla buluştuktan sonra elime sepetle alıp tek tek dükkan dolaşıp börek satıyorum. Bazen saat 4'ü 5'e bulabiliyor böreğin durumu bazen. Yani belli olmuyor ticaret iş. Yoluna göre değişiyor. Hava şartlarında etkileyecek olsak uzun sürebilir bazen. Sürebiliyor yani. Satışlar yani zor da olsa bitiyor yani. Bitirmeden eve dönmüyorum. Çünkü annemin yaptığı el emeği var. Sıkıntılar çektiği için yani eve börekleri geri getirmiyorum. Bitirmek için uğraşıyorum. Yani zor da olsa uğraşıyoruz yani bitirmek. Çoğunlukla müşterilerimiz alışık olduğu için zaten biliyorlar. Yani her müşterinin bazı günleri var. Örnek veriyorum pazartes günü sarraflara gidiyorum. Abiler yemek yemiyor. Benden börek yiyorlar. Yani Konya'da çoğu müşteri tanıdık yani. Hepsi tanıyor bizi. Böreklerimizi yiyorlar. Küçük esnafı hepsi tanıyor bizi. Yani her dükkanı günü fark ediyor yani. Pazartesi günü örnek veriyorum başka dükkana gidiyorum. Salı günü başka dükkana gidiyorum. Börekleri yani her günü farklı müşterileri var. Yani her haftanın ya da nasıl diyeyim her saatin farklı müşterisi var yani. Valla biz ayakkabı kalabı yapıyorduk. İşte o dönem işlerimiz biraz az gitmedi. Ondan sonra böyle eşimle beraber düşündük. Ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Eşim de çalışıyordu. Eşimin annesi de Sille'de tandır ekmeği yapardı. Sağ olsun onun da yardımıyla. İşte buraya böyle bir düzen kurduk. 7-8 yıldır bu işi böyle yapıyoruz burada. Vallahi iyi Allah'a şükür işte. Yani 8 yıldan beri alıştık müşterimiz de geliyor sağ olsunlar. İşte hava şartları biraz daha düzgün olduğunda daha fazla gelen oluyor. Havanın şartlarına göre değişiyor tabii işler.
Öyle yani devam edip gidiyoruz böyle. Ne tür şeyler yapıyorsunuz? Ekmek. Orada ekmek yaparız, tandır böreği yaparız, gevrek yaparız. Hı. İşte onları yapıyoruz. 2-3 çeşit böreğimiz var. Ekmek yaparız, tereyağlı gevrek yapıyoruz. Şimdi çoğu müşterimiz telefonla sipariş verir, onlarınkini ayırırız. İstanbul'a, Ankara'ya, o tür yerlere de göndeririz. Hı. Kargo ile isteyenler olur, telefon açarlar. Hı. Böyle canlar çok çektiği zaman tandır ekmeği. Dediler bize bir 30 ekmek, 40 ekmek kargo ile gönder, biz de onlara göndeririz. Ha, ya bu iş üzerinde işte hedeflerimiz, ileride işte iki tane oğlum var. Onlara böyle bir dükkan tezgah kurup, bu işimi onlarla beraber daha bir güzelleştirmek, işimi yaptığımız işi daha bir steril ortamda yapmak. Öyle bir işimiz var yani, niyetimiz var. Kışın zorluğu var, yazın ayrı bir zorluğu var. Sıcak olunca yine biz biraz daha iyiyiz de tabii vuran eşim daha sıkıntılı oluyor. Kışın kar, yağmur, onun çilesi var biraz. Biraz da bizimki böyle doğal ortam olduğu için o eziyetleri var. Öyle işte şükür güne Allah bize bir rızık kapısı verdi. Böyle devam edip gidiyoruz. Zorluklara rağmen seviyorsunuz. Yani. Tabii. Zaten sevmezsen ne bir şey yapamazsın. Yani bu severek yapılacak bir iş. Evet.